Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda normalleşme geçiş süreçleri mart'tan itibaren başlayacak demişti. Ama mart ayına gelmeden önce illerin vaka durumları Vaka artış olan iller, vaka düşen illerle alakalı bilim kurulu üyesi normalleşme ile alakalı açıklamalarda bulundu. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Necmi Han, yeni normalleşme geçiş döneminde yerinde karar mekanizmasının önemli olduğunu ve 100 binde vaka sayısı oranının ön planda olacağını vurgulayan İlhan, örneğin iki ili düşünelim, biri 100 bin nüfuslu, biri 110 bin nüfuslu olsun bu illerimizden bir tanesinde 100 bin delik vaka hızı daha düşükse bunun kısmen perde açılması daha normal hayatı doğru yol alması daha doğru bir yaklaşım olacaktır Ancak bunu şöyle düşünmemek gerekiyor dün Cumhurbaşkanımız da vurguladı karar alındıktan sonra ilde gevşelemede gevşemeler olacak ve topyekun bütün yasaklar kalkacak diye bir ifade anlam ifade etmemeli Çünkü ilde vakalar düşüyorsa, birden yasaklar kalkarsa vakaların tekrar artması muhtemel bir gelişme olabilir. Bundan dolayı en düşük vaka sayısı olan il dahi olsa yasakların kademeli olaraktan hafta içi, hafta sonu, kafe, restoranların ise kademeli bir şekilde teker teker açılabileceğini, hizmet verebileceğini ifade etti. Yani yavaş yavaş restoranlar, kafeler, sosyal alanlar açılacak, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları esnetilecek. Belki akşam kısıtlama olabilecek olacak ama bir süre sonra onlar da kalkacak dedi. Ama o illerde bu süreçten sonra vakalar artarsa elbette tekrar kısıtlamaların artması yönünde bir karar alınacaktır. Hatta daha farklı kısıtlamalarda olabilir şeklinde açıklamalar geldi Profesör Doktor Necmi İlhan'dan. Tabii ki vaka sayılarının çok çok düşüş yaşayan iller dahi olsa hemen iki gün sonra ertesi gün komple yasakları kaldırdık diye bir şey olmayacağını ifade etti Necmi İlhan yapılan açıklamalarda. Konuyla alakalı yorumlar sizce bu şekilde gevşelemeler olursa il bazında, ilçe bazında bu şekilde yasakların kaldırılması olursa, kafeler, restoranlar açılırsa korona mücadelede çünkü Eskişehir'de yasaklar kalktı. Yanındaki Ankara'da hala kalkmadı. Ankara'dan Eskişehir'e giden bir vatandaş Eskişehir'e yasak olmadığı için gittiği için ne olacak? Bunları da ele almak gerekmekte. Belki koronavirüslü farkında değil. Bunları da düşünmek gerekmekte. Bir ilde ödüllendirilirken yasak olan ildeki vatandaş gidip yasak yok diye Eskişehir'de yasak yok diye orada da rahat geçirmek için bu şekilde davranışlarda bulunabilir mi? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.